Şu şişedeki nar ekşisi yaklaşık 10-12 kilodan çıkan bir ürün. Dolayısıyla bunun da değeri bununla ölçülüyor. Biz iddia ediyoruz, bizim ürettiğimiz nar ekşisi Türkiye'de bir numara. Türkiye'ye giden kurutmalıkların %80'i Oğuz elinden gidiyor. Geçimimizi biz tarımın yanı sıra dolmacılıkla da sağlıyoruz. Neyivar.com'un coğrafi işaretli ürünlerle ilgilenmesi bizim bir kere çok hoşumuza gitti. Çünkü biz bu kadar emek verip coğrafi işaretler alıp tanıtamadığınız müddetçe hiçbir anlam ifade etmiyor. Neyivar.com Ben Mehmet Sait Kılıç, Oğuz elinde doğdum, büyüdüm. Burada liseye kadar burada okudum. Daha sonra üniversite için dışarıya, il dışına gittim. Öğretmen oldum. 9 yıl öğretmenlik yaptım. Ondan sonra eğitim müfettişi oldum. 18 yıl eğitim müfettişliği yaptıktan sonra 2014 yılında Oğuz Eli Belediye Başkanı oldum. İki dönemden beri de Oğuz Eli'nde belediye başkanlığı yapıyorum. Belediye başkanı olduktan sonra memleketimizi nasıl daha güzelleştirebiliriz, daha nasıl kalkındırabiliriz, daha iyi nasıl tanıtabilirizin çabası içerisine girdik. Burada yetişen özellikle narımız, kurutmalıklarımız özel bir ürün. Bunları katma değerini daha çok nasıl artırabiliriz? Daha çok inovasyon nasıl yapabiliriz? Bir atölye kuralım dedik. Oğuz elinde belediyenin sembolü olan narı keşfettikten sonra saha çalışmasında nar bahçelerinin sökülmeye başladığını gözlemledim. Bunu nasıl durdurabileceğimizi düşündük ve böyle bir tesis kurduğumuzda narın tekrar eski değerine kavuşacağını ve tekrar Oğuz elinin nar bahçeleriyle süsleneceğini düşünerek projelendirdik. Hibe kuruluşlarından hibeler alarak tesisi kurduk. Bu tesisi kurduğumuzda narın işlenme aşamalarını ve gıda ile ilgili birçok detaya sahip olduk. 2018 yılında başladık projeye. 2023 yılına geldiğimizde en doğru tekniği bularak sağlıklı nar ekşisi üretimine başladık. Nar ekşisinin doğru üretim tekniğine kavuşturduktan sonra narın değerine değer kattık. Çiftçilerimiz tekrar nar bahçelerini dikmeye başladılar. Tekrar Oğuz Eri'nin nar bahçesiyle bezenmeye başladı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak bu nar, nar ekşisi ve kurutmalıklarımızı markasını, Narelin markasıyla markasını aldık. Aynı zamanda coğrafi işaretli bir ürün olaraktan tescillenmesini sağladık. Şu anda bizim hem narımız Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Oğuz Eli narı olarak tescillendi. Bunlar çıkan nar ekşimiz Oğuz Eli nar ekşisi olarak coğrafi işaretli olarak tescillendi. Yine kurutmalıklarımız da Oğuz Eli kurutmalığı, patlıcan, biber, kabak ve acur şeklinde 4 çeşit şurada gördüğümüz bu ürünler Oğuz Eli adına tescillenmiş oldu. Bu da nar ekşimiz tamamen hijyenik bir ortamda el değmeden hazırlanıyor ama hiçbir damla dahi bir katkı maddesi yok, koruyucu madde yok. Biz iddia ediyoruz, bizim ürettiğimiz nar ekşisi Türkiye'de bir numara. Bu işletme zincirinin içerisinde kadınların da yer alması gerektiği bilinciyle kadın istihdamına yöneldik belediye olarak. Kadın istihdamına geçince de bir isim bulmamız gerekti. Eğer Oğuz elinde kadınlarımız bizim ön plandaysa ve tarım işçiliğini onlar üstleniyorlarsa, emek onlardansa hanım ellerle olduğu sonucuna vararak Oğuz Eli Hanım Elleri ismini koymaya karar verdik. Bir slogan geliştirdik kendimize. Yemediğimizi yedirmeyelim, içmediğimizi içirmeyelim. Sloganıyla da üretimimize devam ediyoruz. Sofralarımızı süsleyen, kısırlarımıza fresh, taze görüntü veren, lezzet olarak da nar tadını alabildiğiniz tek nar ekşisiyiz. İsmim Mehmet Cansoy. Oğuz elinde nar üreticisiyim. Bu narımız çok eski
ya dayanmaktadır. Genelde bizim Oğuz elimizde çok iyi bir şekilde bakımı yapıldıktan sonra geçim kaynağıdır. Nadımızın genelde kabuğu ince oluyor ve suyu da bol bir şekilde oluyor. Aroması çok güçlü. Kolesterola, şeker hastasına, mide bağırsak hastalıklarına çok iyi gelmektedir. Ve bir de Oğuz elimizin geçim kaynağından bir tanesi. Şimdi tabi piyasada birçok nar ekşisi, nar sosu diye satılan ürünler var. Aslında bu ürünle hiç yakından uzaktan hiçbir ilgisi yok. Şu şişedeki nar ekşisi yaklaşık 10-12 kilodan çıkan bir ürün. Dolayısıyla bunun da değeri bununla ölçülüyor. O piyasada çok ucuz olarak satılan nar sosudur, nar ekşisi de gerçekten nar ekşisi değil. Başka maddelerdir, başka katkıları vardır muhtemelen. Biz kendimiz hiçbir katkı maddesi koymadan, koruyucu madde kullanmadan ürettiğimiz için bunu biliyoruz. Yani siz bunu alırken bunun fiyatı piyasadaki 10-12 kilo nara eşdeğer olmalı ki bunun gerçek olduğunu anlayalım. İlk başladığımızda kadınlar hiç tarlalarda, kendi tarlalarında veya yevmiyeli olarak çalıştıkları için bu tip bir tesiste hiç çalışmamışlardı. Aileler de buna çok sıcak bakmıyorlardı. İlk etapta tabii ki onlara bir eğitim vermemiz gerekiyordu. Eğitim kurslara bile katılmakta çok zorlandılar ve ben kapı kapı gezip kadınları burada çalışmalarına ikna ettim. Tek tek kapı kapı gezerek ilk etapta kadın bulamadık. Tabii sonra tesisimizin işleyişini görüp kadınların burada güvenli bir şekilde çalıştıklarını gözlemleyip de mahalle aralarında artık bu dile geldiğinde kadınlar bize gelmeye başladılar. Biz de sizin tesisinizde çalışmak istiyoruz diye. Ama tabii ilk başta çok zorlu bir süreçten geçtik. Merhaba, ben Ayşe Keskinsoy. Oğuz eli hanım eller üreticiliğinde çalışıyoruz. Orada kooperatifi aracıyla 5-6 arkadaşız, devam ediyoruz. Bunları ipe dizip kuruttuktan sonra kargoyla müşterilerimize gönderiyoruz. Bunlar Antep'e, Oğuz eli yöresi şey olarak, has olarak Antep patlıcanı deriz bunlar. Bunlar daha güzel, lezzetli bir patlıcan. Beyazlığına, rengine aldanmayın. Siyah olup da yani onlar aynalı patlıcan. Ve lezzetli olmaz. Bunun tadını hiçbir yerde bulamazsınız, yerli patlıcanın lezzetini. Kuruduktan sonra bunu ipten çıkarırsın, diziden. Ondan sonra az bir şey haşlarsın. Suda az bir şey, 10 dakika acısını bırakır. Yıkayıp doldurabilirsin. Pirincini doldurabilirsin yani. Bu Antep biberini ayatlıyoruz. Tokumlarını temizledikten sonra yıkıyoruz. Ondan sonra kendini çektirip dama, laylonlara, tepsilere diziyoruz. Güneşte tuzunu atıp da karıştırdıktan sonra salçalarımız bu şekilde hazır oluyor. Hanım eller elinden kargomuzla yola çıkıyor. Bu değerlerimizi biz gelecek kuşaklara aktarabilme adına şu anda yaşayan nesil olarak bu zenginliklerimizi korumak için gayret gösteriyoruz. Bu zenginliklerimizin kıymetini bilmek için gayret gösteriyoruz. Zaten bu Oğuz eli hanım ellerinin kuruluş amacı da, çalışma amacı da tamamen budur. Türkiye'ye giden kurutmalıkların %80'i Oğuz elinden gidiyor. Geçimimizi biz tarımın yanı sıra dolmacılıkla da sağlıyoruz. Her sokağa girdiğinizde mutlaka kurutmalık yapan, dolma oyan kadınları görürsünüz. Biz bunları bir çatı altında toplayarak Oğuz eli hanım elleri bünyesinde o hem onların kazanmasını hem ilçemizin kazanmasını sağlamak için çaba harcıyoruz. İşte Oğuz eli kurutmalıklarının belli özellikleri var. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun belirlediği özellikler var. O özelliklere göre üretip ona göre satmanız lazım. Nar ekşisinin belli bir serüveni var. Üretilirken şu aşamalara dikkat edilecek diye. İşte biz zaten bunu bir standarda kavuşturduk ki kimse buna dokunamasın, korusun, gelecek nesillere de böyle aktarılsın diye.
Kadın istihdamına yönelik olan tüm yöresel ürünleri biz atölyemiz bünyesinde üretiyoruz. Bunların içerisinde coğrafi işaret aldığımız Oğuz eli kurutmalığı ve nar ekşisi var. Tabii Oğuz elinin bir de çok değerli kültürleri var. Kültürleri diyorum çünkü kültür ögemizden bir tanesi Ezogelin. Barak kültürünü temsilen Ezogelin'in hayat hikayesiyle yola çıktık ve Ezogelin kültür merkezi oluşturduk. Ezogelin kültür merkezinde Ezogelin'in müzesini oluşturduk. Tabii barak yaşantısını anlattığımız bir müze. Kıyafet tasarım patentini yine aldık. Coğrafi işaretli ürün diye yazdığınız zaman internete size coğrafi işaret kurutmalık dediğiniz anda Oğuz eli çıkıyor. Coğrafi işaret nar ekşi dediğiniz zaman burası çıkıyor. Coğrafi işaret nar dediğiniz zaman Oğuz eli çıkıyor. Dolayısıyla bu gibi çalışmalarımız sürekli her yıl festivaller düzenleyerekten, her yıl en iyi kurutmacıya, kurutmalık yetiştirene ödül vererek, her yıl en iyi nar üreticisine ödül vererek bunları tanıtmaya, bilinirliğini çoğaltmaya gayret gösteriyoruz. Şu anda çok şükür 4 tane coğrafi işaretli ürünün sahibi olan bir ilçeyiz. Bu ürünlerimiz gerçekten Türkiye'de marka değerine sahip. Gerçekten bu bölgeye özgü belirgin özelliği olan ürünlerimiz. Biz burada yetişen ürünlerde Türkiye'nin neresinde olursa olsun, dünyanın neresinde olsun yarışmaya hazırız. Ve birinci çıkacağımıza da eminiz. İşaretli ürünlerle ilgilenmesi bizim bir kere çok hoşumuza gitti. Çünkü biz bu kadar emek verip coğrafi işaretler alıp tanıtamadığınız müddetçe hiçbir anlam ifade etmiyor. Neyivar.com tam bu esnada bize ulaştı. Coğrafi işaretli ürünlerimizi tanıtmak ve satışında destek olmak istediklerini söylediklerinde gerçekten emeğimizin karşılığı olarak gördüm ben işin açıkçası Neyivar.com'u. Ve çok güzel bir çalışma yürütüyoruz onlarla. Biz neyivar.com'u önemsiyoruz. Gerçekten katkı sunan herkesi tebrik ediyoruz. Toplumumuz da artı bir ürün alırken, tüketirken coğrafi işaretli ürün olmasına özen göstermesi lazım. Neyivar.com'a da başarılar diliyorum.